Mobilya denilince ilk akla gelen tabii ki Kasapoğlu Mobilya. Haftanın fırsatını sakın kaçırmayın. Bilgi için sizi de mağazamıza bir çayımızı içmeye bekliyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi adına yarışan Ali Gürbüz, 658.si düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde finalde Orhan Okulu'yu mağlup ederek baş pehlivan olmuştu. Ali Gürbüz, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e verdiği sözü tutarken, Muhittin Böcek'e kendisine ve güreşçilere verdiği destek için teşekkür etti. 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin en iddialı isimlerinden biri olan ve Antalya Büyükşehir Belediyesi adına yarışan baş pehlivan Ali Gürbüz, er meydanında rakiplerini tek tek yenerek finale kaldı. Finalde Ankara Büyükşehir Belediyesi adına güreşen Antalyalı Orhan Okulu ile karşı karşıya gelen Ali Gürbüz, 7 yıl aradan sonra altın kemerin sahibi oldu. Kırkpınar güreşlerinden kısa bir süre önce Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne transfer olan ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret ederek altın kemer sözü veren Ali Gürbüz sözünü tuttu. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin ilk turunda Abdullah Güngör'ü, ikinci turda Serhat Gökmen'i, üçüncü turda ise İsmail Koç'u, çeyrek finalde Faruk Akkoyun'u, yarı finalde de Hamza Köseoğlu'nu yenen Ali Gürbüz finale adını yazdıran isim oldu. Finalde de Antalyalı rakibi Orhan Okulu'yu mağlup eden Ali Gürbüz altın kemere sahip oldu. Final sonrası karanlıkları aşıp da bugünlere geldim. Çok çalıştım, çok sabrettim ve Allah'ım bu kemeri bana nasip etti sözleriyle duygularını dile getiren Ali Gürbüz şunları söyledi. Burada babam Recep Gürbüz'ün adını taşıyan tribün var. İnanıyorum oradan beni izliyor. Ona bir kemer borcum vardı. Ödediğim için çok mutluyum dedi. Ablasının cenazesi nedeniyle Kırkpınar'a gidemeyen Başkan Muhittin Böcek'e de destekleri için teşekkür eden Gürbüz, "Başkanımız yağlı güreşlere ve bizlere çok emek veriyor. Bizlere bir ağabey, bir baba gibi davranıyor. Başkanımızın başı sağ olsun ve kemeri Başkanımız Muhittin Böcek'e de armağan ediyorum. Başkanımız Muhittin Böcek bizlere çok destek veriyor. 3 yıl sonra yeniden bu sahalara dönmek, benim yaşadığım sakatlıkları, talihsizlikleri yaşayıp kemer almak gerçekten çok zor." dedi. Mobilya denilince ilk akla gelen tabii ki Kasapoğlu Mobilya. Haftanın fırsatını sakın kaçırmayın. Bilgi için sizi de mağazamıza bir çayımızı içmeye bekliyoruz.